Selam. Benim yaşım Türkiye'deki bütün liderleri tanımaya müsait. Atatürk rahmetli hariç, Celal Bayar dahil hepsini tanıdım. Daha önce anlatmıştım. Rahmetli Celal Bayar'la aynı masada 19 Eylül 1980 tarihinde yani askeri darbeden bir hafta sonra aynı masada rakı içme, oturma şerefine nail oldum. Süleyman Demirel'le beraber yemek yediğimi, sohbetler ettiğimi biliyorsunuz. Diğer liderlerin hepsini tanıdım. Turgut Bey'le de sohbet ettim. Ecevit Tarih hemen hemen oturup sohbet etmediğim lider yok. Tayyip Erdoğan da 1998 senesinde yargılandığı dönemde ben de BTV ekranında yayın yapıyordum. Tek başıma ayrı böyle program yapıyordum ama o zaman tabii 3 saat sürüyordu tek başıma. BTV'ler yayınlayıp yorum yapıyordum. Tayyip Erdoğan'ın yargılanmasına karşı çıkmış. Tayyip Erdoğan'ı yargıya karşı savunmuştum. Adalet Bakanlığı'na karşı savunmuştum. Suç olan fiili övmekten basın savcılığı aklımda kaldığı kadarıyla re'sen soruşturma başlatmıştı. Neyse savcı bey takipsizlik karar vermişti. Bunun üzerine Tayyip Bey de Ankara'da, İstanbul'da özür dilerim, Yeşilköy Atatürk Havaalanı'nda VIP minibüsünde yanında o gün çok iyi hatırlıyorum Binali Yıldırım da vardı. Melih Gökçek de vardı. Bana sarılıp kendisini savunduğum için teşekkür etmişti. Geçti gitti o günler. Evet. Ama hiçbir liderden Tayyip Erdoğan'dan nefret edildiği kadar nefret edildiğine tanık olmadım. Ancak Tayyip Erdoğan kadar sevilen, Tayyip Erdoğan kadar neredeyse tapılan bir lider de görmedim. Evet Süleyman Demirel çok sevilirdi. Turgut Bey çok sevilirdi. Ecevit'e kitleler hayrandılar. Ama Ecevit'e hayran olmayan kitleler, Süleyman Bey'e hayran olmayan, kızan, onun partisine oy vermeyen Turgut Bey için de kitleler onlardan nefret etmezlerdi. Oysa bugün Tayyip Erdoğan'dan nefret edenler o kadar çok ki, hatta şöyle söyleyeyim, iki kişiden biri Tayyip Erdoğan'a neredeyse taparcasına seviyor Erdoğan'ı, diğeri nefret ediyor. Tayyip Erdoğan ekrana çıktığında televizyonu kapatanlar, en azından sesini kısıp sadece ağzının oynamasına bakıp kahkahayla gülen ve eğlenenler var. Ne yazık ki böyle. Peki neden böyle? Neden böyle? Sonra kendimden de örnekler vererek anlatacağım. Ben Tayyip Erdoğan kadar rakiplerini acımasızca tenkit eden hiçbir siyasi lider görmedim, tanımadım. Acımasızcanın ötesinde Tayyip Erdoğan siyasi rakiplerini aşağılıyor. Onları küçümsüyor, hakaretler ediyor. Adeta onların kimlik, kişilik ve karakterlerini linç ediyor. Ne yazık ki bugün dinlediğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Recep Tayyip Erdoğan'dan kalır yanı, geri kalır yanı yoktu. O da aynen onun gibi küçümsüyor. Bir kibir, bir apra, bir tapra. Ya arkadaşlar nereye gideceğiz ya? Zaten ikiye bölünmüşüz. Zaten Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ikiye bölmüş. Ya hiç olmazsa birimizden biri bunu bozmaya çalışsa, insanları birbirlerine yaklaştırmaya çalışsa daha iyi değil mi? Benim anneciğim ne güzel söyler Hacı Anam benim. Der ki, bir iyiyle bir fena, yani bir kötü, 40 yıl geçinirler. Ya arkadaşlar, içinizden birisi iyi olsa, inanın Türkiye'de bu bölünmüşlük olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan kötü. Evet, kusura bakmasın, siyaseten çok kötü. Çok kaba, çok kavgacı, çok öfkeli. İyi de karşısındakilerin ondan aşağı kalır yanı var mı? Devlet Bahçeli. Bir iyi bir insan diyorlar. Bana ne? Kötü bir siyasetçi. Çok kötü bir siyasetçi. Ağzından sürekli başkalarına hakaretler çıkıyor. Oysa bunlar çok yanlış. Çok yersiz aynı zamanda. 1981 senesiydi. Antalya'da Talya Otel'de Koç Demirdöküm'ün yani Koç Kurbanay Demirdöküm toplantısındaydık. Ben de bayilerden biriydim ve henüz 30 yaşındaydım. Aklımda kaldığı kadarıyla da şirket sahibi, yönetim kurulu başkanı, en genç olan tacir yönetim kurulu başkanı bendim. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? O güne kadar bütün başarılarımın temelinde yatan, o saygılı, kimseyi eleştirmeyen, herkese hak veren, Nasret Hoca gibi sen de haklısın diyen halimi bırakmış, kibir yapmış çünkü artık çok büyük olmuş. Hatta o kadar büyük olmuştum ki Türkiye'nin her yanına mal satıyor. Koç'un da Eczacıbaşı'nda sanırım
en azından ilk 10 firmasından, bayinden biri haline gelmiştim. Şımarmıştım. İtiraf ediyorum, şımarmıştım. Kendimi bir bok sanıyordum. Rahmetli Behçet Koç'un gözlerinin içine baka baka onun genel müdürünü eleştirdim. Yanlış yaptığını söyledim. Hem de bayağı ukala bir tavırda söyledim. Toplantıdan sonra da Yüksel Pulat, rahmetli yatıya nur olsun, bana haber göndermiş, çağırttı. Beni bir daha uzun uzun anlat dedi. Sakin sakin anlat dedi. Anlattım. İşte bu kampanyalar falan vardı. Uzun, çok ticari dil. Yormayayım sizi. Genel müdür Yusuf Ataç'ı o zaman çok ağır bir şekilde tehdit ettim ve müdürlerine. Yüksel Bey bana baktı baktı. Dinledikten sonra bana hiçbir defa haklısın demedi. Sadece dinledi. Dinledikten sonra bana şunu söyledi. Sizin dedi eleştiri, tenkit tarzınız çok yanlış dedi. Ben bunu beğenmedim. Bunu düzeltirseniz dost kazanırsınız dedi. Aksi halde böyle giderseniz düşmanlarınızın sayısı dostlarınızın sayısından çok fazla olur dedi. Hatta çevreniz boşalır dedi. Ben Yüksel Pulat'ın o lafını demek ki o gün anlayamamışım. Ve gerçekten de giderek çevrem boşalmaya başladı. Çünkü o kadar büyük görüyordum ki kendimi. Önüme gelen herkesi tenkit etmeye başlamıştım. Her şeyi ben biliyordum. Başka kimse bir şey bilmiyordu. Beni uyaranlara da kızıyor. Hatta çok sevdiğim, saydığım rahmetli kayınpederimle bile neredeyse artık alay eder hale geliyordum beni uyardığında. Acısını çektim. Çok acısını çektim hem de çok. Uslandım. Kendimi toparladım. Sonra ilerleyen yıllarda henüz 42 yaşımda kalp krizi geçirdim. Sonra bypass oldum ve gazetecilik. Doğrudan köşe yazarlığına başladım. Ve ne yazar ki köşe yazarlığına başladıktan sonra o iş hayatımın son dönemlerindeki sivriliğim tekrar etti. Önüme geleni eleştirmeye başladım. Önüme gelen köşe yazarıyla kavga ettim. Önüme gelen her liderle savaştım, hatta hepsine çattım. Tansu Çiller dahil ki ilerleyen yıllarda danışmanlığını da yaptım. Haklı olabilirdim ama benim haklılığım kimin umurundaydı? Eleştirilen herkes sadece kendisini haklı olarak görür. Tıpkı eleştirildiğimde o dönemlerde benim de kendimi haklı gördüğüm gibi. Ben siyasi parti liderlerine ve siyasi parti sözcülerine buradan en azından deneyim olarak, büyükler olarak söylüyorum. Çok yanlış yapıyorsun.